Böyle bakın, topuklu ayakkabı sesinden rahatsız olan yaşlı adam komşusunun fotoğrafını çıplak görüntülü eline montajlayıp dağıttı. Öyle mi? Bilmiyorum ben. Ondan sonra 29 yıllık komşu be, 66 metre kustum. İntikam almak için. 29 sene neyi bekledin be? Neden bekledin? Kadının sesi resmini bulamıyorum. Sanki tanıdık gibi geldi sitelerden. Şimdi benim tahminime göre, bu gördüğüm şeylere göre burada etraftan ve soyada göre neler olduğunu tahmin edeyim. 29 yıllık komşu bunlar. Buradaki komşular gibi. Ben de araştırılmasını istiyorum. O apartmanda daha önce neler oldu? Kanserler çok var mı? Bu iki 29 yıllık komşuların geçmişi nasıl? 29 yıl, neredeyse 30 yıl komşu olduktan sonra bugün mü buluyorsun sen 66 yaşına gelene kadar? 66 yaşında bu işi yapacağım. Bunların bağlantısı derin derin araştırılsın. Bu şeyin neden yapıldığına dair şüphelerim var. Bu milletin nasıl medyaları yönetebildiğine dair gözlemlerim belli. Sonra aklıma şimdi geldi. Sonra düşünüyorum neden bu videoma ne zamanki olay yaptıkları gözüme sokarak. Parazit dağıtmak gibi bir nedeni olmalı bu videoyu iptal ettiklerine dair diyorum. Sonra hatırlıyorum, bazen ben de resimler gösteriyorum ki besbelli bu şeytanların ileri gelirleri. Kimse kusura bakmasın, o resimler montaj falan değildir, sosyal paylaşım sitelerine öyle şeyler yayınlayan. Oradan da resimlerdir. Bir video olan video, upuzun video, oradan da resmini çektim. Bu milletin kendini aklamak için neler yapabildiğini gördüğümden medyalardan, özellikle bu liderlerin, Alzheimer ve kalp plan. Bunları aklamak için ve beni suçlamak için bir şeydir belki diyorum. Veya çevreyi inandırmak için. Bu Photoshop. Kesinlikle. Buradan da sesleniyorum her kanına. Bu şeyler paylaşım sitelerindendir. İsteyen müracaat etsin. Adresini yazayım vereyim. Bu sadece güçlerini gösteriyor. Anlatıyorum. Bu şeyler neler neler yapabiliyor be. Suçlu olarak kendilerini kurban bile edebiliyorlar. Hayatlarını bile iyice sayabiliyorlar besbelli. Bu şeylere için. Çoğunu sakat sakat yürürken gördüm. Birisi zarar vermiştir. Davaya düşüp hapishanede çürüyordur. Bu şeyleri keşfedip. Hepsi gözlerimin önünde oldu. Kendini feda ediyorlar yemin ederim. Bu şeytani dava için. Ne düşünüyorlar bilmiyorum. Bu iblislerin bunları dirilteceğini mi? Fakat gördüğüm kadar ve üzerime bıçakla saldıranlar, ne biliyorsun lan, belki ben uzmanım, o bıçağı alırım kıçına sokarım, beni nereden tanıyorsun? Böyle kendilerini feda edecek kadar bu şeylerin içindeler ve medyalarda ellerinde. Bunu artık o kadar gördüm ki kurum
yine bunların arkalarından koşturuyor. Evet. Saçıyorlar bu şeyleri. Sonra ilaçlama. Kanserojen şeyler hepsi. Varken bu şeyleri uzak tutmak, temiz tutmak, çıkmamasını sağlamak. Kasıtlı sanki. Onların uğruna yapmadıkları şey yok. Saraylar yapıyorlar. Onlar için. Can dost.